Şehirlerin ve insanların hikayelerinin şarkılarla ve türkülerle yorumlandığı yepyeni bir program. Sevgili izleyiciler, Hasan Altun ile Gündüz Gece programı bu hafta Mersin'in Mut ilçesinde 57.'si düzenlenen Karacaoğlan Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nde olacağız. Bu festivalin farkındalıklarını hep birlikte izleyeceğiz. Burada şu anda Değirmen denilen bir yerdeyiz. Aynı zamanda Mut'taki insanların düşüncelerini, duygularını yansıtacağız. Halk söyleşiler yapacağız. Sevgili izleyiciler, Hasan Altun ile Gündüz Gece programı burada. Burada Değirmen'de başladı. Tansiyon yok, şeker yok, yok kardeşim yok. Niye yürü ayran abi? Bu vatanı kimseye bırakmayacağız. Ne İsrail malı kullanıyoruz, ne Amerika malı kullanıyoruz. Bir daha söyle, ne dedin?
Maraş, Maraş, bu nasıl Maraş? Atımı bağladım, delikli taşa. Yavruyu kaptırdım, alıcı kuşa. İsminiz? Salim Dinç. Salim Dinç. Evet. Hep dinç duruyorsun o zaman. Her zaman dinç olmak zorundayız. Salim Bey, şimdi Hasan Altun ile gündüz gece programındasınız. Biz festivalle ilgili düşüncelerinizi alalım. Festival her zaman güzel bir şeydir. Her zaman olmasını isteriz. Festival devamlı bir şenlik, devamlı bir değişiklik. Bak böyle karşıma alırım ikinci onu, böyle bekletirim ben. Evet. Özellikle bekletiyorum. Ben yiyene kadar onu bekleteceğim. Devam edeyim. Mehmet Bey, festivalle ilgili ne düşünürsünüz? Bu tür festivaller ne getirir? Ya MUT'a katkısı olur. Kayısının tanıtımı açısından, MUT'un tanıtımı açısından çok güzel oluyor yani. İnsanlar gelsin MUT'a farklı gözle baksınlar. Yaylası mesela, biz Kozlar Yaylası'nda kalıyoruz. Sertav var efendim mesela. Kozlar Yaylası biraz daha şey kalmış, sönük kalmış ama çok müthiş bir yer. Biz orada otelde konaklıyoruz şu anda. Onlara da teşekkür ediyorum. Bir geçin burada. Bir tatlısını yiyin, bir dondurmasını yiyin. Bir de güzel bir kahve içtiğinizde 10 yaş gençleşir. Buradan devam edersiniz. Ben Naciye Hazar. Adana doğumluyum. 62 yaşındayım. Bir kızım, bir torunum var. İşte Arife günü geldim ben MUT'a. Bugün pazar günü de saat 4'te döneceğim. Çok güzel yer. Ben seviyorum MUT'u. Merhaba. Aksu TV'yi görüyorum da. Evet, ben Maraş'ım. 25 yıldır MUT'ta oturan İsmail Sarı öğretmenim. Hemen alalım bir dakika. Ozan şairim, aynı zamanda bir şiir de okuyabilirim. Tabii tabii. Bu birlik beraberlik. Tamam, kurdun altında iyi olur. Evet, burası Çınaraltı. MUT'un en güzel yeri. Yazın oturmak için, kışın dinlenmek için. Ben de bu bölgeyi, bu festivali anlatan bir şiir kaleme almıştım. Bunu okuyayım. Çınaraltı'nda. MUT'ta festival var, coşmuş yürekler. Kıl çadırı kurmuş koca yörükler. Elde ayran kızgın, sacda börekler. Sıkmalar atılır çınar altında. Davul zurna çalar, yıkılır meydan. Cazgırın sesiyle başlar heyecan. Er meydanında er birçok pehlivan. Güreşler tutulur çınar altında. Arada okunur türkü şiirler. İzleyenler güçlü alkış verirler. Standını açmış MUT şairler, kitaplar satılır. Çocuklar kaynayan mısıra koşar, ellerde balonlar coştukça coşar. Herkes çok neşeli, mutluluk yaşar, cana can katılır çınar altında. Sohbet eder sıcak kanlı yörükler, huzurdan yanadır bütün dilekler. Sağır Ozan der ki dolsun yürekler, sevgi dağıtılır çınar altında. Bu bölgeyi anlatan güzel bir şiirimiz. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Var mı ihtiyacımız inşallah? Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ülke Ocakları Başkanı bizle ilgileniyor zaten yeteri kadar. Ona da çok teşekkür ederiz efendim. Yeni bu arada. Sevgili izleyiciler, Ülke Ocakları Başkanı'na burada çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teze, daha teze kan gelmiş MUT'a. MUT'u daha fazla mutlu yapmak için görev devralmış. Ben onu kutluyorum. Saygılar, hürmetler sunuyorum efendim. Bakalım gelecek sene tekrar geldiğimizde Ülke Ocakları çadırını daha farklı göreceğiz inşallah diye düşünüyorum efendim. Hasan Altun ile gündüz gece programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Bakalım daha bizi MUT'ta neler bekliyor. We'll be right back.
değerlendir bu meydanları. Pek yenildiğini görmedim ben. Alkışlar Koç Yiğit'imize. Pekalar yarışırlar köyünden. Zekeriya Arslan Köseler köyünden. Pehlivan hocam bakması yenileten belki diyelim. Pehlivan görsün diyor. Alkışlar Koç Yiğit'imize. Dar köprülerden geçmeyen, soğuk sulardan içmeyen, evde avradına sözü geçmeyen, horoz durmuş, tavuk ötmüşe benzer. Güreş yaptılar. Tebrik ediyoruz. Canım bakalım. Bu da küçük yaşına rağmen kıran kırana müsabaka yaptı. Allah razı olsun. Her iki pervanımızı alkışlıyoruz. Bak ulan bak çocuğu öldürdün bak. Maşallah ya. Eskiden bu ayın ismi ekibiyle birlikte sizlere hizmetkarı, gönüllerin başkanı, sayın belediye başkanımız Volkan Şeker Erbeylanımıza teşrif etmişlerdir. Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Biz cazgırız. Söyleriz pehlivanlara beyti. Sağ olsun, var olsun. Mutumuzun Çiçeği Burnu'nda belediye başkanı Sayın Volkan Şeker, belediye reisi. Fikrimde ise işin vallahi berbere geçer dişin. Bir de rastına gitmez, tersine dönerse işin. Şu mutta var ya, çiver altında bal kaymak desen kesmez, kırılır dişin. Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın kırmızı kanı, el ele birlikte verdiler canı. Onun için kutsal, sev bu vatanı, ay yıldızla bayrak birlikte güzel. Sağır Ozan der ki tutuşsun eller, birlik türküleri söylesin diller. Halaya dizilsin beldeler, iller, Horon, Zeybek, Barak birlikte güzel. 2016-2017 yıllarının güreş ağası, güreş hamisi, canısı ve madalya can atan er meydanımızda şeref verdiniz, onur verdiniz efendim. Evet yine bizi hiçbir zaman için yalnız bırakmayan basınımızın güzide temsilcisi Aksu TV MUT 57. Kayısı Festivali'nin bütün programlarını çektiği gibi kara kucak güreşlerine özel önem veriyor. Paket yayın ve nakli yayını. Evet, alkışlıyoruz. Aksu TV'ye güreşe olan ekibinden alakalı da sağ olsunlar, var olsun. Evet.
bırakın bırakın demek. Kaldır bakın. MUT 57. Kayısı Festivali'nin bütün programlarını çektiği gibi kara kucak güreşlerine özel önem veriyor. Paket kayıp akışıyoruz. Aksu TV'ye güreşe olan ilgilerinin alakalarını da sağ olsunlar, var olsunlar. Etkinlik her yönüyle mutumuzun genel birçok şeyini tanıtıyor. İyi yani, güzel. Dün biz buradaydık. Dağdan karı getirmişler buraya. Bakın. Ha bak. Yazın ortasındayız sevgili izleyiciler. Dağdan karı getirmişler buraya. Bak kar nasıl oynuyor, görüyor musun? Bak. Güzel değil mi? Biz eskiden Erciyes kurultayına gittiğimizde Erciyes'te dağ gibi böyle kar getirirlerdi, bir taraftan da su akardı altında. Şimdi bu karı nereden getirdiniz? Karı Yerlibel Yaylası'ndan getirdik. Yerlibel Yaylası? Evet, Pekmezli Karsanmaç oluyor bu. Biz pekmez vereceğiz, millet sıhhatli olarak yaşasın diye. Evet, hem bizim kültürümüzde var pekmez yemek içmek. Şimdi pekmezi böyle katıyorlar sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi. Bunu şalgamla da yapabilir misiniz? Hiç şalgamlı karsambaç. Denemedim hiç. Bir deneyim bak. Ben şalgam neydi? Şalgambaç diyordum değil mi ona? Şalgambaç şey, Adana'ya götürmek lazım şalgambaç diye. Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hani akışıyorlarmış. Evet, baş pehlivanlar kura çekmek üzere Adem Şan, Mustafa Özel burada mı? Makamını dolduralım.
Bu bizim söylediklerimiz. Bizim ecdadımızdan kalan töremiz, geleneğimiz olan kara kucak güreşlerimizin, yağlı güreşlerimizin, aba güreşlerimizin olmazsa olmazı cazgırlar. Bizlere cazgır derler konuşanlara. Bizler ecdadımızın bıraktığı mirası sizlere yaşatmak, geri nesillerimize aktarmak için bunları aktarıyoruz. Evet, şimdi Çırağım dedi ki işte erkenden, yatandan, şey olandan söyledi. Şimdi pehlivanlara ben de bir nasihat ediyorum. Kadına buğday verirsin, un eder, aş eder, çorunu, çocuğunu doğurur, doyurur, evine bakar. Kadına bir çinde ver, onu ağaç eder, meyve verir, verdirir, ikram eder. Kadına pamuk ver, yün ver, onu yatak eder, şul eder, elbise eder. Ama pehlivan, sakın ha sakın, şimdi kredi kartı çıktı, avrada kredi kartını veririm değil mi? Allah etmesin ocağına incir ağacını diker. Ne diyoruz? Sinek karayı sever, zengin parayı sever. Zengin parayı sever. Ve diyoruz ki ördek kazı, güzel nazı, aşık masazı sever. Tembel yatmayı, geveze atmayı, pazarcı satmayı sever. Memur masayı, hakim yasayı, derviş de asayı sever. Yumurta sucuğu sever, ana çocuğu, çoban kocuğu sever. Acizane bu cazgır kardeşiniz, yandan çarpı kardeşiniz de her beyt söyleyişinde kendisini coşkuyla almışlar, seyircisini eğlen çok sever. Allah Allah, illallah, hak bir, Muhammedun Resulullah. Şehidimizi. Her ikisi de alkışlıyor. Bu güreşleri maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ve Mut halkına büyük bir güreş kulübü sözü verdi. Gönüllerin başkanı Sayın Volkan Şeker. Ezan sesi bildirgenen Yoksa İsmet Aklı.
çocuğu bize güzel bir maç izlettirdi. Amasya'nın elması, Malatya'nın kayısısı. Mutumuzun da Sofralı kayısısı tabii. Osmancığın da Baldo pirinci. Görmüş oldunuz yiğit Türk aslanları da rakiplerini yene yene geldiler. Amaçları da olmak Çınaraltı Er Meydanı'nda baş güreşlerde birinci. Yenilen birinci olacak, yenen birinci olacak, yenilen ikinci olacak. Bu belediye başkanımız Orkan Şeker'in rahmetli babası da şeker doktor denermiş. Başkanımızın gönlü de şeker gibi. Adını Volkan koyuyorum diyor. Alkışlıyoruz bu çiğnimizi. Yeni pehlivanımız inşallah baş pehlivan olur. Dört bir tarafı düşman postalarıyla çevrilmiş yurdumun Anadolu'da Samsun'da istiklalinin ateşini yakıp İzmir'de düşmanı denize atan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Anıtkabir'de yatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunu Türk oğlu Türk'üm ben. Ey yüce Türk milleti, sizlere sesleniyorum. Türkiye, Türk'ten başka dost yoktur. Adım pehlivan, havada uçar kartal, kanatları yeri göğü tartar. Adım pehlivan, hocam bunu bana büyürmedin deme. Bu Mustafa'nın tençeleri çok kuvvetli. Atarsa vallahi cırt diye ciğerini yırtar. Bakın, kar yürüyen. Baş pehlivan.
Güneş Festivali her sene yapılıyor burada. Ben önce ikinci olan arkadaşımızla başlayayım. Mustafa mıydı isminiz? Evet, Mustafa Bey, nerelisiniz siz? Işıklar köyündenim ben. Ya Işıklar, hep böyle ışıklar duyuyoruz. Öyle değil mi? Yani evet, Işıklar evet. Herhalde güreşte çok farklı oluyor değil mi efendim? Evet. Peki nasıl bir duygu burada güreşmek, efendim söyleyeyim, başka yerlerde güreşmek nasıl bir duygu? Ya Mindere'ye gelip güreşmek çok farklı bir duygu. Yani dışarıdan farklı, buraya geldik mi mutlu oluyoruz yani. Yani ne diyeyim, farklı, çok farklı bir duygu. Yaşamak lazım yani. Sevgili izleyiciler, burada finalde birinci olan Adem'di değil mi isminiz efendim? Adem Şen. Adem Bey'le birlikteyiz. Adem, senin duygularını alalım efendim. Güreş ne demek? Güreş deyince akla ata güreşi. Ata sporumuz. Özellikle 57. zamandan beri bu zamana kadar şey olanlara çok güzel ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. 14 senedir birinciliğim var burada baktığımda. Öyle mi? Evet. 14 sene. Evet, evet. İspatlar da vardır, doğrudur. İşte güzel ya. Hep gençlerimizi alıştırıyoruz. İnşallah kulüp kurulursa başında geçip gençlerimizi eğiteceğiz. Şey de dikkatimi çekiyor böyle. İnsanlar mesela güreşirken bakıyorsun böyle. Gerçekten insanların, yenilen insanın böyle bir insan diğerini kaldırması, tebrik etmesi, farklı bir sevinç yaratması. Bir sporcu zaten ağırbaşlı olması gerekiyor. Evet, herkese ürün olması gerekiyor. Sizin hedefinizde ne var? Hedefiniz? Abici, benim hedefim kulüp kurulursa buradan Avrupa şampiyonu çıkarmak, iyi etmek burada. Herkese mutluluğumuzdan bir sporcu çıkarmak istiyoruz. Avrupa Birliği veya dış ülkelerde. Birincilik dersleri vermek için uğraşıyoruz yani. Özellikle evet. Mikrofonu önde geçmeyin ya, kameranın önünde. Evet. Ömer hocamızın da dediği gibi. Abi kameranın. Ömer hocamızın da dediği bir kulüp kurulursa beraber buradan Avrupa şampiyonu yetiştiririz. Arkadaşlar. Tamam. Evet. Ya televizyon çıkıyor, siz önünde çekin. Evet. Ömer hocamız az önce söylediğim gibi bir kulüp kurulursa buradan bir Avrupa şampiyonu mutlu köylerine olarak, sana, evet, mutlu olarak bir ileriye varmayı ümit ediyoruz. İnşallah bizim de faydamız olur gençlere, gelecek nesillere. Güzel olur. İşte o yüzden uğraşıyoruz. İnşallah Allah izin verirse. Evet, teşekkür ederim ben. Sevgili izleyiciler, her yıl geldiğimizde bize bir şiir okuyor. Geçen dönemde Karacaoğlan'ın heykelin önünde bir şiir okudum. Güzel bir şiirdi. Sadece senden bir şiir isteyeceğiz. Konu ne olsun? Efendim? Hasan Bey, konu ne? Konu Mut Festivali olsun. Tamam. Konu Volkan Başkan olsun. Ona girerim zaten. Evet, ona gireceğine göre sıkın böyle boksör yumrukla girme yani. Yok yok, bizi gireceğim. Bazı yumuşak konuşuyor. Hadi bakalım. Şimdi sevgili izleyiciler, biz bu aşığımızla güzel bir şiir dinliyoruz. Böyle baktı mıydı? Orta Asya'dan, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, beli ecdadın diyen Volkan Başkan'dan hizmet beklerim. Dün olmayıp bugün göreni, böyle ciğerimde mut sevdasıyla yananı anarım, anamı, babamı, yörük çadırını diyenlere selam derim kardeşim. Şevket Başdoğum uzattıkça uzar ciğeri dedi. Erir, erim erim mut için öyle kemiklerim. Ne diyeyim kardeş, herkese mutluluklar dilerim. İşte karşımızda belediye başkanımız Sayın Volkan Şekerim. Teşekkür ederim, sağ ol. Allah razı olsun. Kendine iyi bak, aşık. Sağ ol. Ha bir de onu diyeceğim ya. Onu ha bir de onu de. Ama şuraya bakarak de hadi. Ora bakıyorum. Ha ora bak söyle. Ne villam var ne de denizde kayıklarım. Hastayım Hasan Bey. Ne güzel uzun saçların da taptaze kocaman kocaman bıyıkların. Sanki Fatih Sultan Han'ın Kürşat. Sanki Cengiz Han'ın bıyıklarına kurban olayım kardeşim. Kürşat Oğuz Han'ın da. Kürşat da benim. Yavuz da benim. Oğuzhan da senin. Oğuzhan da benim. Uluat'tan da benim. Ulubatlı Hasan da benim.
diyenlere selam olsun kardeşim. Teşekkür ederim Aş. Mutlan tüm Türkiye'ye ve üç kıtaya, Kızılderme'ye selam olsun. Sonunu güzel bağladın, bravo. Sizce bu tür festivaller nasıl olmalı? Daha farklı olmalı mı? Yoksa bu tür festivallerin kente faydası ne olur? Şimdi öncelikle biz burada festivali yaşadık ve bütün halkımızın geçmiş Ramazan bayramını ben kutluyorum canı gönülden. Şimdi mutumuz gerçekten Türkiye'de belki çok fazla ön plana çıkmıyor ama mükemmel bir yer, çok güzel bir yer, yaşanılacak bir yer. Anadolu'nun gerçekten temiz kalpli, gönlü pak insanlarıyla dolu. İşte bunu biz ancak bu şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Burada Kayseri Festivali, şimdi Mutumuz'un genel bir özelliği var. Burada Turfan'da sebzecilik, meyvecilik yapılıyor. Yani erken ürün yetiştirdiğimiz bir bölge burası, Sofralık. O yüzden şimdi Mutumuz aslında Türkiye genelinde tanınan bir yer ama çok fazla bilinen bir yer değil. Kayısımız meşhur, eriğimiz meşhur, zeytinimiz meşhur, incirimiz meşhur. Yani burada envai çeşit, ürün çeşitliliği mevcut, yetişir. O yüzden Mutumuz'un gerçekten değerlendirilmesi, tanınması ve insanların bunu bilmesi çok önemli. O yüzden bu tür festivaller, Kayseri Festivali olsun ve bizim atasporumuz güreş, Mutumuz'da bir kültür olarak yerleşti yıllardan beri. Gerçekten bizim Mutumuz'da güreşe çok değer veriliyor. Değer veren insanlar var. Ama ilgiye ihtiyacımız var. İlgi olmazsa, destek olmazsa, inanın öyle cevherler var, öyle koca yürekli gençlerimiz var burada. Onlara destek verilmesi, maddi manevi, cesaret, eğitim. Tabii bunun en başta eğitim olmazsa olmaz. Eğitilmesi ve daha büyük başarılara ben gideceklerine, başaracaklarına eminim. Güreş Festivali'ne 2 yıldır bir fiil katkıda bulunan, efendime söyleyeyim. Güreş Festivali'nde güreş ağalığı yapmış, üzerine düşen görevi en güzel şekilde yapan Mehmet Ali Bey'le birlikteyiz biz burada. Canısı ömrümün yarısı. Değil mi? Ben senden vazgeçemem Türkiye'm. Sevgili izleyiciler, öyle bir köyün muhtarı olmak size ne kazandırıyor ne kaybettiriyor. Öyle uzaklaşma benden, uzaklaşsan olmaz. Buraya gelip bu katılımı, bu çekimi yaptığınızdan dolayı sizlere inan ki canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim Mersin'imizin birkaç tane daha yerel televizyonu var. Gelip burada bir katılımı yapıp bu güreşimizi dünyaya veya Türkiye'ye tanıtmadığından dolayı gerçekten üzüntüyüz. Üzüntülüyüz. Ama sizler bunları bize bu fırsatı verdiğiniz, bu gençlerin güreşmesini seyrettiğiniz, gördüğünüz, herkese gösterdiğiniz bundan dolayı size Aksu TV'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii oradaki güreşlerde seyrettiğiniz üzere bizim güreşçilerimiz şimdi şöyle oluyor. 30 tane derece alan güreşçinin 24 tanesi tamamı ışıklardan. Ondan dolayı bizim ışıklar zaten Mut'un güreşinin ana damarı. Mut'ta ışıklar meydana çıkmazsa zaten güreş kurulmuyor. Çünkü %90'ı oradan yetişiyor, oradan geliyor. Tarihten bu yana biz dedelerimizden de duyuyoruz bunu. Işıklar devamlı güreşçi olmuş, güreşmiş. Biz bunu işte geliyor çocuklar kendi imkanıyla, kendi şeyleriyle, buraya bir katılımıyla. Herhangi bir çalışması yok. Herhangi bir eğitim yok. Sadece kendi kendilerini geliştiği kadar yürüyebiliyorlar. Şimdi bir sporumuz burada bir minderimiz yok köyümüzde. Bir minderimiz olsa
Ondan sonra çalıştıracak bir hocamız olsa inan ki bizim gençlerimiz daha güzel dereceler elde edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Gerçekten büyük bir potansiyel var. Hatta daha önceki yıllarda siyasilerimizden sayın muhtarımız Gravka Beldesi'nde yapılan bir röportajda, programda aynı olayları dile getirmiş. O dönemdeki görevli olan sayın bakanımız Mersin valimizi arıyor. Sayın valimiz de Mersin Spor İl Müdürü'nü arıyor. İl müdürü buraya iki kişi görevlendirmiş. Gidin bakın orada potansiyel var mı yok mu? Geliyorlar buraya. Daha sonra bana söylediler. Bunlar diyorlar ki bize iyi bakmadılar, bize sıkmayla, böreğle karnımız doyur da bize bir kuzu kestiler de biz orada sporcu var derdik. Biz kötü rapor tuttuk, orada sporcu yok diye rapor tuttuk diyorlar. Ben her zaman söylüyorum, yağmur yağar, seli akar, kumu gider, toprağa gider ama taşı çakılı biz kalırız. Bizi biz biliriz. Neyin ne olduğunu bizler biliriz. Önemli olan kendi insanlarımıza sahip çıkalım, potansiyelimize sahip çıkalım. Ayrıca MUT'a 30 senedir ben geliyorum. Tüm gelip geçen belediye başkanları MUT'a spor kulübü açacağız. Festival bitti mi? Selamun aleyküm. Evet ama Sayın Volkan Şeker gönüllerin başkanı hiç yalan söylemez. Yapamayacağı işe de söz vermez. Tamam. Sayın başkanımız bu konuda duyarlı. İşte canısı Sayın Güreş ağamız da Allah razı olsun. Tüm ekibiyle birlikte ben bu işi yapacaklarını düşünüyorum. Bizlere görev verirler vermezler. Önemli atasporuna hizmettir, görevdir. Biz her zaman devletimizin, milletimizin hizmetinde, hizmetkarındayız. Nasıl sığdırdın bana? Yalnız bırakmasın. Bu arada bas gitarda Bora Bora'ya kocaman bir alkış. Bir camın bulusuna arsına kat koymadan yazılmış baş harfler gibi söyle yalnız öyle sıradan. Teşekkürler. Ne yaptımsa seni unutamadım. Evet bilenler, hazır mıyız? Beraber seviyoruz. Şimdi. Kim bilir kimler var? Sen beni unuttun, zordan belki de. Ben hala yaşarım, eski günler. Ben olsam her şeyde sen varsın, unutamadım. Kim bilir kimler var, şimdi kalbinde.
kırılmış her yanım. Kaybolur zaman saçlarında, gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, içim kanar da. Hadi beraber! Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendin, ne kader ne efendin. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendin, ne kader ne efendin. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Sevgili izleyiciler, yine bir programımızın sonuna geldik. Başka bir kentte, başka bir ilde, bir bucakta, köyde, bir parkta, böyle güzel bir yerde tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel, en mutlu günler sizlerin olsun.
dalım şahada dost. Dergaha geldim bir niyaz eyledim de a canım, a canım. Hidayet kapısını dost açılmış gör.